Merhaba arkadaşlar, hücre üzerinden madde geçişleri ikinci testteyiz. Diyor ki, hücre üzerinden geçebilecek büyüklüğe sahip molekülleri geçiş kolaylıklarına göre en kolaydan en zora sıralanırsa hangisi doğru olur? Arkadaşlar, en kolay geçecek olan hangisidir? Bakın, karbondioksittir. Neden? Karbondioksit zaten küçük bir moleküldür, hem de gazdır. O zaman birinci sırada 4 numara olacak, diğerleri gitti. Sonra ne gelir bakın? Bakın, deoksiriboz, glikoz, laktik asit. Laktik asit 3 karbonludur. Karbon sayısı az olan daha kolay geçer. Deoksiriboz ve glikoz arkadaşlar 6 karbonludur. Deoksiribozun bir tane oksijen, pardon 5. Deoksiriboz 5 karbonlu, glikoz 6 karbonludur. O zaman karbon sayısına göre sıraladığımızda 3 2 1 şeklinde gider. Yani 4 3 2 1 olur. Cevabımız E şıkkı olur. İkinci soru. Difüzyon olayıyla ilgili aşağıdaki grafikler verilmiştir. Hangisi doğrudur diye soruyor bize. Diyor ki ortamın sıcaklığı arttıkça difüzyon hızı artar. Doğrudur arkadaşlar. Hani tanecikler arasındaki titreşimleri sıcaklık artırdığı için daha kolay geçiyor. Difüzyon hızı diyor. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı artar. Hayır. Molekül büyüdükçe geçişi daha da zorlaşır. O yüzden bu yanlıştır. Por sayısı arttıkça difüzyon hızı artar. Evet arkadaşlar. Ne kadar fazla delik varsa geçiş o kadar kolay olur. O yüzden cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olur. Dördüncü soru değil, üçüncü soruya bakalım aşağıda. Evet. Aşağıda verilen besin maddelerinden hangisinin hücre dışına gönderilmesi egzostoz ile olmaz? Egzostoz neydi? Büyük moleküllerin, polimer maddelerin veya dimer maddelerin gönderilmesidir. Selüloz? Hayır, olmaz. Polisakkarit. Protein büyük bir molekül. Yağ büyük bir molekül, egzostoz ile geçer yani bunlar. Sükroz da egzostoz ile geçer ama fruktoz nedir? Küçük bir moleküldür, monosakkarittir. Bu difüzyonla geçer arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Dördüncü soru. İki farklı ortam arasındaki madde geçişleri verilmiştir diyor. Buna göre numaralarla ifade edilen madde geçişlerinden hangileri aktif taşımayı örnektir? Aktif taşıma olabilmesi için ya eş yoğun ortamlar arasında bir geçiş olması lazım ya da az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru bir geçiş olması lazım. Bakıyorum, glikoz glikoz ikisi de %10 eş yoğun, o zaman burada aktif taşıma olur. Sodyum ne yapıyor bakın, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gidiyor. Az çok, evet, burada da aktif taşıma olur. Su molekülü çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor, burada aktif taşıma olmaz. Protein zaten arkadaşlar büyük bir molekül olduğu için endositoz veya egzositozla hücre içerisine alınır, atılır. O yüzden bu da olmaz. Aktif taşıma dediği için cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. A şıkkı olur. 5. soru. Özdeş 3 bitki hücresinin farklı yoğunluktaki ortamlara bırakılmaları sonucu aşağıdaki mikroskobik görünümler elde edilmiştir. Diyor ki buna göre KLM ortamlarının yoğunluklarına göre en yoğun olandan az yoğun olana doğru. Yani hipertonik ortamdan hipotonik ortama doğru sıralayacağız. Şimdi şu merkezi kofulmuş. Bu çekirdekmiş. Tamam, bu da hücremiz. K ortamına bırakılan hücre diyor. Arkadaşlar merkezi kofunlu olmuş, küçülmüş değil mi? O zaman bu su kaybetmiş midir? Evet. O zaman bu hipertonik ortamdır. Hipertonik. L ortamına baktığım zaman biraz daha böyle merkezi koful şişmiş arkadaşlar. O zaman bu daha az yoğundur diyebiliriz. Az yoğun diyelim. Az yoğun. Hipertonik ortama göre. M'ye baktığımız zaman çok fazla su almış. O zaman bu en az yoğun arkadaşlar. En az yoğun ortamdır. O zaman çok yoğun olandan az yoğun olana diyor ya, sıraladığımızda ne olacak? K, L, M şeklinde olur. Cevabımız A şıkkı olur. 6. soru. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin hücreye alınması için ATP harcanmak zorundadır? Büyük moleküllerin alınabilmesi için ATP kesinlikle harcanmalıdır. Glikoz küçük, riboz küçük, fruktoz ve galaktoz küçük ama maltoz nedir? Disakkarittir. Bu yüzden büyüktür ve ATP harcanmak zorundadır. Nasıl alınır? Endositoz yoluyla alınır arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. Hayvansal bir hücreye ait zar yapısı gösterilmiştir diyor. Şeklinde sembolize edilen moleküllerin çok oldukları ortamdan az oldukları ortama doğru taşındığı bilindiğine göre hangileri diyor doğrudur? Şimdi arkadaşlar, kanal proteinlerinden geçenler
Genellikle ne oluyor? Ya glikoz molekülü olur ya inorganik maddelerden birisi olur ama kesinlikle maltoz olmaz. Maltoz büyüktür. Sükroz olmaz. Sükroz büyüktür. Protein olmaz. Protein büyüktür. Bunlar difüzyonla veya aktif taşımayla taşınmaz. Bunlar neyle taşınır? Endositoz, egzositoz yoluyla taşınır. Bakıyorum, ikincisine bakıyorum arkadaşlar. Burada da taşıyıcı protein taşımış. O zaman taşıyıcı protein taşıyorsa kesinlikle ne olacak? Ya glikoz olacak, ya amino asit, ya asidi ya da D vitamini falan yağ asidi ya da gliserol olacak. Taşıyıcı proteinlerde çünkü bu moleküller taşınıyor. Şuraya bakıyorum bakın, üçüncü üçgen olana bakıyorum. Vitamin olabilir değil mi? Mesela yağda eriyen bir vitamin olabilir. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? C şıkkı olur. Glikoz kanal proteininden geçemez. Nasıl geçecek? Taşıyıcı proteinden geçecek. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. 8. soru. Bir bitkide topraktan alınan suyun terleme ile yapraklardan atmosfere gönderilmesi aşağıda şematize edildiği gibidir. Buna göre diyor bu süreçte durumlarından hangileri gözlenir? Şimdi arkadaşlar, terleme ile yukarı kadar taşınabilmesi için aşağıdan yukarıya doğru ozmotik basıncın artması lazım. Ozmotik basınç artar. Çünkü ozmotik basınç nedir? Suya olan ihtiyaç. Ne kadar çok suya ihtiyacı varsa o kadar çok çeker. Diyor ki toprağın ozmotik basıncı büyüktür kök ozmotik basıncı. Hayır. Bakın şurada toprak var ya. Topraktan yaprağa doğru artacak. Yani ne olacak? Yaprak büyüktür. Gövde büyüktür. Kök büyüktür. Toprak olacak. Burada ne vermiş? Toprağa daha büyük vermiş. O zaman bu yanlış. Gövdenin kökten büyüktür. Evet bakıyorum. Gövde kökten büyük. Doğru. Yaprağın gövdeden büyüktür. Evet arkadaşlar bu da doğru. Hangileri gözlenir dediği için cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. 9. soru. Aşağıda diyor K maddesinin hücre zarından taşınımı şematize edilmiştir. Arkadaşlar ATP harcanıyor ve az yoğun ortamdan çok yoğun ortama aktarılıyor. O zaman bu nedir? Aktif taşımadır. Aktif taşıma. Ben yine sayfayı oynattım. Buna göre diyor hangilerine ulaşılabilir? B hücre içi ortamdır diyor. Şimdi hücre içi ortamda olabilir, hücre dışı ortamda olabilir. Çünkü aktif taşımayla bir dakika. ATP hücre içerisinde arkadaşlar üretilir, tüketilir. B ortamı zaten ATP B ortamında olduğu için evet hücre içidir, doğru. Şematize edilen olay aktif taşımadır. Evet zaten söyledik. L diyor taşıyıcı proteindir. Bakın K ile L ne yapmış? Bir birliktelik oluşturmuş. Daha sonra K'yı içeri bırakmış. L serbest kalmış. Evet taşıyıcı proteindir. Cevabımız E şıkkı olur. Son sorumuz. Bir hücredeki su miktarının değişimiyle ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir. Buna göre diyor. Bakın hücre ne yapmış? T1'de su almış. T2'de sabit kalmış. T3'de yine su almış. T4'te ve T5'te su vermiş. O zaman su aldıkları ortamlar ne olur? Hipotonik ortam olur. Bakın su aldıkları ortam. Bir de yazabilsem. Şöyle. T1 için ne yazacağız? Hipotonik. T2 arkadaşlar sabit devam ettiği için izotonik ortam. T3'te su almaya devam ettiği için hipotonik ortamdır. T4 ve T5 nedir? Hipertonik ortamdır. Çünkü su veriyor. Şimdi diyor ki hücre T1 T3 aralıklarında hipotonik ortama bırakılmıştır. Evet T1 ve T3'e hipotonik yazdık. Doğru. T4 zaman diliminde hücre hemolize uğramıştır diyor. Şimdi su miktarı azalmış. Hemoliz neydi? Su alarak patlamaydı arkadaşlar. T4'te ne yapıyor? Su veriyor. Su almıyor. O zaman bu yanlıştır. T5 zaman diliminde hücrenin emme kuvveti artmıştır. Su verdiği için suyu olan ihtiyacı ozmotik basınca hem de su alma isteği artar arkadaşlar. Doğrudur. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız ne olacak? D şıkkı olur. Evet böylece bu testin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.